Kardeşim selamun aleyküm. Şimdi sen istihare sonucunda zikir dersi almış olan bir kardeşimsin. Artık her gün 1000 kez Allah zikri yapmak senin üzerine vaciptir. Çünkü Allah'a söz verdin. Allah'ım her gün ben senin ismini zikretmeden yapmayacağım dedim. Peki bu zikri nasıl yapacaksın? Tarikatta zikrin de bir edebi vardır. Biz nakşiler sessiz zikir yaparız. Yaptığımız zikri ne bir şeytan duyacak ne de bir melek duyacak. Şeytan duymayacak ki vesvese koysun, melek duymayacak ki yazsın. Biz bu zikri sadece Allah rızası için yapacağız. Şimdi, insan bedeninde 5 tane latife vardır. Latifelerden birincisi kalp latifesidir. Kalp latifesi sol memenin 2 parmak altındadır. Tam 2 parmak altında, tam burada. Zikir dersine başladığınız zaman, oradaki duaları, Kur'an okuyuşlarını, peşinden tövbe istiğfarı, peşinden bu yaptığın okuyuşların sevabını vefat etmiş olan kişilere dağıttıktan sonra, Peygamberimizden aşağı doğru dağıttıktan sonra talebi feyiz duasını yapacaksın. Allah'tan feyiz isteyeceksin. Hemen peşinden de tesbihi alacaksın, eline koyacaksın. 99'luk bir tesbih ya da 33'lük bir tesbih fark etmez. Tesbihi tam göğsünün üzerine koyuyorsun ve kalp latifesini, sol memenin 2 parmak altındaki o latifeyi, ilk latifi hayal edeceksin. Nasıl hayal edeceksin? Kalbi bir yumruk olarak düşüneceksin. Tam burada gözlerin kapalı, tesbih burada yapışmış vaziyette, kalbinde bir yumruk şeklinde tam üzerinde bir siyah nokta var. Bu siyah noktanın ismi Süveyda'dır. Süveyda ne demektir? Kalpteki bütün kötü ihtiyaçların, bütün kötü ahlakların menbaı, merkezi demektir. Bizim amacımız ne bu zikri yaparken? Allah'ın rızasını talep etmek bir, ikincisi kalbi temizlemek, o Süveyda denilen noktayı temizlemek ve yok etmektir. Gözlerin kapanıyor, kalbini bir yumruk şeklinde düşünüyorsun. Üstündeki o siyah noktaya her dediğin Allah lafzını bir su damlası olarak hayal ederek siyah noktanın üzerinde döküyorsun. Amacın ve gayen o noktayı mümkün olduğu kadar ufaltmak. Zikir yapmayan, namaz kılmayan, Allah'a doğru yürümeyen bir adamın kalbinin tamamı o siyah nokta tarafından kaplanmıştır. Zift dökülmüş bir taş gibi olmuştur. Zikir yapan, Allah'a kulluk görevini yerine getiren kişinin kalbi ise o Süveyda noktası gitgide ufalır, minik olur ve kalbinden nurlar akmaya başlar. Kalbinden nurlar yansımaya başlar. Amaç ve gaye budur. Nur almak, nur verebilmek, nur dağıtabilmek, yansıtabilmek. Gözlerin kapalı, dilin terse dönüyor, üst damağına yapışıyor. Allah lafzını çekiyorsun. Allah lafzını çekerken koşturma. Hemen bitsin deme. İhlasla hareket et. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı tertil üzere okuyun diyen Allah'a, Allah ismini zikreden de, zikrederken de tertil üzere git. Yani hala, 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 hala deme. Hala diye bir zikir yok. Allah, Allah, Allah de. Bu sana ihlası, muhabbeti ve samimiyeti verecektir. Allah damağım yapışmış vaziyette. Lah der iken, ikinci heceyi söylerken o bir damla tesbihle beraber kalbin üstündeki Süveyda'ya düştü. Allah, Allah dediğimiz anda 99 ve 100'ü dönüp imameyi de tamamladığımız anda ne oluyor? 100 bitmiş oluyor. Bir tane taşı öbür tarafa koyacaksın. Yahut da parmağının bir tanesini kıvıracaksın. 100'ü bitirdim. Hemen orada bir dua yapacaksın. İlahi ente maksudi ve rızaike matlubi. Allah'ım tek maksadım sensin. Ve tek isteğim de senin rızandır. Talip olduğum tek şey de senin rızandır. Bu duayı her 1/100 tekrarlayacaksın ki niyetinin sahih olsun, sağlam olsun. 1000 bittikten sonra ellerini açacaksın ve Allah'a dua edeceksin. Yaptığın bu zikri kabul et. Sevabı var ise, kabul ettin ise sevabını bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye et. Ordumuza, askerimize hediye ediyorum. Görünmeyen ordularımla onları destekle gibi bütün ümmeti Muhammed'e hediye edeceksin. En sonunda kendi akrabayı talukatına, vefat etmiş olan kişilere hediye edeceksin. Bu zikir derslerinin bir avantajı nedir kardeşim? Bu yaptığımız zikir dersini, bu Allah lafızlarını Türkiye ya da dünya içinde kaç kişi çekiyor? İhramcızade İsmail Efendi'ye ya da Nakşibendi tarikatına bağlı kaç kişi var? Diyelim ki 500 bin kişi var. 500 bin kişi her gün Allah zikrini çekmek zorunda. Bu zikirleri çekip de çeken diğer ihvan kardeşlerinin amel defterlerini hediye etmek zorunda. Çünkü söz verdi. Sen evinde oturuyorken, zikir dersini yapmışken bütün ihvana nasıl hediye ediyorsan, bütün ihvanın amel defterine nasıl hediye ediyorsan, bütün ihvan kardeşlerin de, derviş kardeşlerin de senin amel defterlerine bu yaptıkları zikri hediye ediyorlar. Sen evinde yatıyorken 500 bin kişi aynı anda bir hatim sevabı işliyor ve bunun sevabını senin amel defterine hediye ediyor. Bu nimeti kaçırma. Rabbini her gün zikret.
وَلَذِكُرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikreden büyüktür. Selamun Aleyküm.